Herkese merhaba. Bugün CAD dersinde öğrencilerimizin oluşturduğu, topoloji optimizasyonu ile oluşturduğu telefon tutacaklarının karşılaştırmasını yapacağız. 13 tane grubumuz vardı ve 13 gruptan da farklı farklı tasarımlar ortaya çıktı. Onları göstermeden önce benim ilk olarak derste anlattığım şu telefon tutacağını bir göstereyim size. Bunu 80'e 75'lik bir bloktan oluşturduk dersimizde. Bunun ders videolarına da YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Bunu telefonu koyduğumuzda gördüğünüz gibi gayet güzel şekilde tutuyor. Biraz alt tarafını geniş tuttuk ki daha kalın telefonları da tutabilsin. Benim telefon biraz ince olduğu için biraz öne eğilmek zorunda kalıyor onu. Sorun etmemek lazım belki. Gayet güzel şu şekilde telefonu masanıza koyup kullanabilirsiniz. Şimdi diğer öğrencilerimizinkilere bakalım. İlk bakacağımız bir numaralı telefon tutacağı. Şu şekilde büyük bir telefon tutacağı yapılmış. Gördüğünüz gibi bayağı bir içerisinde detaylar var topoloji optimizasyonuyla. Bunu da telefonu koyduğumuzda çok daha sağlam tutuyor tabii. Bunu taşımak için zor ama masanızda böyle büyük durup telefonu kullanabilirsiniz. İsterseniz yatay da koyabilirsiniz ama yatay koyunca tabii üst tarafta biraz fazlalık kalıyor. Şurada gördüğünüz şeyler aslında üretimden kaynaklı, modelden değil. Çok ince olduğu için buralar üretim yaparken nozül buraya gelip burada birazcık çıkıntılık çıkarabiliyor böyle. Belki şurayı biraz kalın tutabilirdik. Kalın olan yerlerde zaten yok. Şurayı görebiliyorsun mesela. İç tarafta kalınlık varsa sorun çıkarmıyor. Evet, bu güzel bir tasarım olmuş. Bunun üç taraflar dokunduğumuz devrini imkansız olur neredeyse. Bir numara bu şekilde. Dezavantajı büyük olması. İki numarada şu şekilde bir uzun telefon tutacağı görüyoruz. Bunun şöyle iki numara diye gösterelim. Bunun tabi telefonu böyle koyduğumuzda düşme sorunu var. Hiç durmuyor bile. Yani dik olarak kullanmamız mümkün değil. Mecburen yatay kullanacağız telefonu. Yatay telefon kullanmak için tamamını kapladığından güzel. Bir de iPad tarzı şeyler kullanmak için de güzel olabilir. Hatta benim iPad'imi bir kullanmayı deneyelim. Telefon için güzel çünkü telefon boyu kısa ama iPad'de bakalım olacak mı? Şöyle iPad mini bu. Bunda da yine takla atma sorunu oluyor çünkü devrilme tarafı biraz aşağıda kalıyor gördüğünüz gibi. Sadece sanki telefonları yatay kullanabileceğimiz bir tutacak olmuş bu. O yüzden bunu dik de kullanamayacağımız için eliyoruz aslında. Elediklerimi şu sol tarafa alayım. Hoşuma giden güzel olanları da sağ tarafa alayım. Şu da güzel olan. Şöyle sağ tarafta dursun. Sonrasında karşılaştırmaları yaparız. 3 numara. 3 numara şöyle bayağı yatayı da uzun yapmışlar devrilmesini önlemek için. Bir de ön tarafa çıkıntı koymuşlar ki telefonu güzel tutsun. Şöyle gördüğünüz gibi. Normalde şu ön taraftaki çıkıntı olmasa telefon direkt devirecek. Çünkü ağırlık merkezin altında bir yerden destekliyor. Ama bu ön taraf onu tutarak işi güzelleştirmiş aslında böyle. Bunun dezavantajı tabii şu tarafta alt tarafa dokunamazsınız. Telefonu açmak için vesaire biraz fazla yüksek. Ama onun dışında gayet güzel olmuş. Devrilme, herhangi bir devrilme problemi yok. En yukarı bile koysak. Şu arka taraf uzakta olduğu için bir devrilme yok. Görünüş olarak biraz ilginç, biraz uzun gibi ama kötü değil. Güzel bir şekilde tutmuş. Bunu da sağ tarafa alalım. Dördüncü olarak şöyle bir telefon tutacağımız var. Gördüğünüz gibi bunda da detaylar mevcut. Bu da telefonu güzel şekilde tuttuğunu görüyoruz. Ve bir sorun yok aslında. Gayet de güzel tutmuş. Alt taraf da biraz alçak olduğu için orası da güzel. Bayağı sağlam hem de küçük şekilde tuttuğunu görüyoruz bunun. Güzel bir telefon tutacağı gerçekten yapılmış. Tabi telefonları bunlarda yatay da kullanabiliriz. Bu arada bu 4 numaraydı. 3 numaralı da şöyle gösterelim. Yatay da koyup kullanabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. İnce olduğu için belki şöyle köşeye koyamazsınız ama tam ortadan tutturduğunuzda gayet güzel şekilde. Bunu sağ tarafa alıyorum o yüzden. 5 numarada 3 numaraya benzer şekilde bayağı yatayda uzun bir telefon tutacağı. Bu telefon tutacağına telefonu koyduğumda düştüğünü görüyorum. Sebebi de şu aradaki mesafeyi çok kısa tutmuşlar. Telefon oraya sığmıyor. 3 numarayla karşılaştırırsak bunu şöyle. 3 numarada telefon buraya girip şununla tuttuğu için gayet güzel, sorunsuz düşürmeden tutuyordu. Fakat bu 5 numarada oraya giremediği için telefon ki benim telefon en ince telefonlardan biri. Daha kalın telefonlarda hiç olmayacaktır. Bu şekilde duramıyor maalesef. Bu da sadece yatay belki orada durmadan yükseklik olmadığı için devrilmeden tutabildiğimiz bir şey olmuş. Bu 5 numara da dikey tutamadığı için bizim elenmiş tutacaklarımızdan biri oldu. O yüzden sol tarafa koyuyorum. Şimdi sırada 6 numara var. 6 numarada gördüğünüz gibi güzel, kompakt bir tasarım yapılmış. Basit.
İki tane delik var sadece içerisinde. Bu da gayet güzel tutuyor ama yine delik kısmı aslında şurası çok kısa yapılmış. Şura. Birazcık daha geniş yapılsaydı çok güzel bir telefon tutacağı gibi gözüküyor. Benim telefona bile kapla sığmadı. Kapsız belki sığar. Şu şekilde telefonu tutuyor. Gayet de güzel. Bir devrilme sorunu da yok. Gayet güzel olmuş. Şu şekilde yanda tutabiliyoruz. İnce telefonlar için iyi diyebiliriz. Ya tasarımı da güzel. O yüzden bunu sağ tarafa alabilirim. Sonraki tasarım 7. tasarımımız. Bu tasarıma bakarsak da biraz yüksek gördüğünüz gibi biraz detaylar var. Gayet güzel tutuyor aslında bu da. Biraz şurası alçak olduğu için hani yukarıda falan basmaya belki zıplama yapabilir ama sorun değil. Gayet güzel telefon tutacağı şeklinde kullanılabiliyor. Yatayda kullanabiliriz. Şu şekilde. Şu ön taraf birazcık çıkıntısı var iyi ve az olduğu için de şu alt tarafı da telefonu kolaylıkla kullanabiliyoruz. O da güzel. Bu şekilde bir sonuç elde etmişiz. Sırada 8. telefon tutacağımız var. Bu 8. telefon tutacağı da tam benim telefona göre yapılmış. Tam kalınlığı aslında customized buna göre yapılmış. Tam tuttu ve kompakt yine küçük. Gayet de güzel. Çok rahat şekilde şöyle kullanabiliyorum. Alt tarafa erişebiliyorum. Gayet güzel yapılmış. Bunu da yine yan şekilde şöyle kullanabiliriz istersek de. Gayet güzel bir telefon tutacağı. Evet. Bu 8'de tamamladık. 9'a geçelim. 9. telefon tutacağı da yine yüksek bir telefon tutacağı. Şu şekilde. Fakat bunda çok fazla şöyle detaylar. Aslında burayı bu kadar yuvarlak, keskin şeyler, köşeler yapmaya ya da çok dalgalı yapmaya gerek yok. Düzgün bir yüzey oluşturulabilirdi. Telefonu gayet güzel tutuyor. Bir sıkıntısı yok. Birazcık dik olmuş sanki. Biraz telefon yatay durabilirdi. Onun dışında güzel ama şu detaylar çok şey olduğu için modellemeyi çok detaylı yaptıkları için aslında biraz göze güzel hitap etmiyor. O yüzden bu da göz ardı edilebilir bir telefon tutacağı ama şöyle sabit telefonu biraz daha dik görmek isteyenler için güzel. Özellikle yatay koyduğumuzda da şöyle güzel şekilde kullanabiliriz. Ama bunu dediğim gibi şu geometrik detaylardan dolayı sol tarafa alacağım. Diğer bir telefon tutacağı da 10 numaralı telefon tutacağı. 10 numaralı telefon tutacağı biraz telefonu kaydırıyor açıkçası. Ön tarafında bir tutma yeri yapılmamış. O yüzden telefon kayıyor. Böyle çok sakin ama her an kayabilir yani anlık bir dokunmada. Bir de geometrik olarak şurada üretimde problem çıktı. Çok ince yapılmış burası. Ve arkada yine çok fazla pütürlü yüzey var. Detayları pütürlü şekilde verildiği için bu da çok uygun gözükmüyor. Yatay şekilde belki kullanılabilir. Onda çok düşme olmuyor. Telefonunuzun kabı kaygan değilse özellikle şunlar düşmez. Ama burada biraz çıkıntı yaparsak kaygan olan telefonlar için de avantajlı. Şu şekilde. Bunu da kaydığı için telefon üstünden ve tutamadığı için sol tarafa uygun olmayanlar tarafına aldım. Diğer telefon tutacağımız 11 numaralı telefon tutacağı. Bu da bakarsak telefonu tutuyor. Gayet güzel. Bir sıkıntı yok gibi. Yatayda aynı şekilde ve kompakt şekilde yapılmış. Burası çok azıcık çıkıntı olduğu için bir sıkıntı yaratmıyor. Telefon buradan kayma isteği oluşmuyor. O yüzden gayet güzel şekilde tutuyor. Bunu da sağ tarafa alabiliriz. Yalnız bunda dikkat ettiğim şey yine geometride biraz sanki şurada gördüğünüz gibi dalgalanmalar var. Bu dalgalanmalar arka tarafta da var. Neden olmuş bilmiyorum ama üretimden değil gibi sanki modellemeden gibi. Bunun modelini bir açıp bakmak lazım belki. Ona göre karar vermek lazım. Yine de tutabildiği için telefonu başarılı tarafa, sağ tarafa alıyorum. Diğer pütürlüler gibi çok fazla aşırı pütürü yok çünkü. 12 numaralı telefon tutacağı. Bu da çok ilginç bir tutacak tasarım olmuş. Gördüğünüz gibi burada delikler ilginç şekilde sıralanmış şu şekilde. Ve alt tarafta tamamen bir boşluk var. Alt tarafın büyük ihtimal tamamını sabitlemiş bu arkadaşlar. O yüzden tamamında malzeme var. Buna telefonu koyduğumuzda gayet güzel tutuyor. Şu şekilde gayet başarılı bir tutum şekli var. Şu da şu başarılı olmayanlar sola atayım. Gayet güzel. Bu da başarılı olmuş aslında. Son olarak da 13 numaralı telefon tutacağı. Bunda da yine alttan sabitlenmiş. Biraz ön tarafa çıkıntı olduğu için burasını da tutmuş. Mesela şuna karşılaştırdığımızda ön taraf bunun en ön burası. Bunun ise biraz yukarıda kaldığı için burada olmuş. Telefonu koyduğumuzda tutabiliyor. Bir sıkıntısı yok. Ama şu ön taraftaki çıkıntı biraz hoş durmuyor. Yani gereksiz gibi bir şey. Olmasa da olur.
Çünkü ön tarafa doğru devrilme isteğimiz yok. Yanda tutuyor, bir sıkıntı yok. Yani telefon tutabildiği için başarılı diyebiliriz ama başarılar arasında belki şu ön çıkıntıdan dolayı en iyiler arasına koymakta zorlanabiliriz. Şimdi bunlar arasında şimdi başarılara gelirsek şöyle tekrar işte bir numara en soldan başlayalım. İki numara başarısızdı. Üç numara var o yüzden. Dört numara, altı numara. Şöyle 7 numara, 12 sırayla yapmak istiyorum. 8 numara, 12, 11 ve 13 numara. Bunları başarılı diyebiliriz. Bunların arasında 13'ü ön tarafı çıkıntı olduğu için biraz elemiştik. Şu 11 numarada biraz yüzeyde pütürler vardı. O yüzden elemiştik. Bir tanesinde telefonu tutma yeri biraz dardı. Şu 6 numaraydı galiba. Evet, biraz dar. O yüzden telefon şöyle bir oynama şeyi var. Biraz dar olduğu için belki eleyebilirsin. Tam oturmuş yani telefon. Belki tam oturduğu için düşünülebilir ama yine de şey tam koyunca kaktırıyor biraz. Bunu da eleyebiliriz. Şöyle kenara atalım. Şu 12 çok hoş. Yani tasarım olarak da çok farklı bakın. Diğerlerine göre. Bayağı hoşuma gitti. Onların dışında şu 3 numara da geniş olduğu için hoş. Şu çok yüksek. Belki hani masa dışında taşımak için ideal değil. 7 numara da öyle taşımak için ideal değil. Yani telefon tuttuğu için güzel aslında. Hepsine bakarsak telefon tutuyor aslında hepsi. Şöyle denemelerimizi yapabiliriz. Evet. Bunların arasında da böyle en rahat tutuyor dediğim şu 8 numara. Yani benim hem küçük hem telefonu çok güzel tutuyor. 8 numara benim çok hoşuma gitti. O yüzden onu belki düşünebiliriz en iyisi olarak. Tabi bu benim kendi şahsi fikrim. Sizin kendi fikirleriniz vardı. Zaten o 8 numarada bakarsanız benim derste anlattığım buna çok yakın bir tasarıma sahip. Aynı boyutlarda mı yapmışlar ona bakıyorum. Biraz kısa tutmuşlar. Boyu aynı. 75'e 75 yapmışlar. Ben 75'e 80 yapmıştım. Ona çok yakın olduğu için herhalde gözüme hoş geldi benim de. Biraz ön tarafı da dar tutmuşlar benim telefon için ideal. Ama daha kalın telefonlar için bu ideal olmayacaktır. Onun için şu 3 numara da çok hoşuma gitti benim. Şöyle çok güzel tutuyor ve aralık da var. O yüzden geniş telefonları tutar. 12 numara da tasarım olarak hoş. Bu da geniş telefonlarda tutacaktır. O yüzden bu da ideal gibi. 4 numara da çok güzel. Yani bunların arasında hangisini tercih yapacağım bilmiyorum açıkçası. Ama ben şu anda kullanmak istesem şu 8 numarayı kendim için tercih ederdim gibi gözüküyor. En küçük olmasından dolayı ve de telefon tutabiliyor olmasından dolayı. Ya da 12, 3, 4 de olabilir. Ya da kendi tasarımım. Bunu kullanabilirim. Kendi tasarımı biraz geniş olduğu için şurası daha çok kalın telefonlara uygun ama kullanabilirim. Evet, sizin tercihiniz hangisi olurdu? Bunların arasında siz de tercihlerinizi belirtebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.